Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan mahallesinde yaşayan ve 9 aylık hamile olan 36 yaşındaki Şirvan Yalçın, 19 Ağustos'ta Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada suni sancı verildiği iddia edilen 36 yaşındaki kadın, 3 kilo 810 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılan Şirvan, 13 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu savunan Mehmet Yalçın, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Var ki kusurlara da kaçıyorlar yani, atıyorlar sokağa bizi. Sonradan niye kaçtılar hepsi birden? Niye yok oldular? Niye bittiler? Darmadağın oldular. Bir tane yetkili bulamadım. Bir tane yetkili, bilgi alacak yetkili bulamadım. Çocuğumu yakaladım da yukarıda doktor bıraktı kaçıyordu. Yalçın hastane personelinin doğum sırasında yemeğe gittiği için eşinin tek başına doğum yapmak zorunda kaldığını, doğum sırasında rahminin parçalandığını ve personelin kanamayı geç fark etmesi nedeniyle ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü. Devlet hastanesine girince kadar hiçbir sorun yoktu. Yalnız çocuk biraz büyüktü. Sezaryeni almayıp illaki şeye zorlamışlar. Normal doğuma zorlamışlar. Çocuk da doğmayınca rahmi parçalamış. Rahmiyle yumurtalarını almışlar. Benim hiçbir bilgim yok. Bana bir bilgi veren olmadı. Yani ciğerlerim yanıyor, ciğerlerim. Yetkililer bunu duysun. Gelsinler benim çocuğuma anlasınlar. 10 yaşına geldiğinde bunları izah etsinler. Yalçın ayrıca bebeğinin oksijensiz kaldığını ve bu yüzden beyninde hasar olduğunu savundu. Doktor bıraktı kaçıyordu. Ben çıkmasam odadan kaçıyordu doktoru. Ellemem dedi. Odadan çıkacaksın dedi bana. Ben öyle çıktım. Yavaş geri gittim. Baktım çocuk nefes alamıyor. Çırpınıyor masanın üstünde. Ben geri kaçtım. Bağırıyordu. Ben doğum doğurdukları değilim. Çocuk doktorum diye bağırıyordu bana. Suçu olmayan insan niye bağırsın? Mehmet Yalçın'ın ablası Muzaffer Acar da hastanede kendilerine muhatap bulamadıklarını aktardı. Ben sordum. Orada bir tanesi izinliymiş. Kendi yakınını doğurtturmaya gelmiş. Ona sordum. Dedim ki ne olursun bana haber ver. Tamam ilgileniyorlar. Sonra tekrar acı haber aldım da dedim ki ne olur neden böyle oldu? Ben kaza yapmış farz et dedi. Kaza da olabilirdi dedi. Şirvan Yalçın'ın cenazesi Serinhisar ilçesi Yatağan mahallesinde ikindi namazını müteakip toprağa verildi. Cenazede Şirvan Yalçın'ın kızı babasına sarılarak ayakta durmaya çalıştı. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada ise hastanın iddia edildiğinden farklı problemleri var. Onunla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanlığı'na gönderdik denildi.